Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil Alemin Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin Ve ala ehlihi ve ashabi ecmain Bu dersimizde Cenab-ı Hakk'ın izniyle i̇bn Esir'in Moğol istilası hakkındaki duygu ve düşüncelerine yer vermeye çalışacağız Müellifimiz 617 senesinden bahsediyor Miladi 1220 senesi olmuş olur bu da ve burada Moğol istilası başta olmak üzere İslam beldeleri insanlık birçok büyük hadiselerle karşı karşıya gelmiştir. İşte onlardan bir tanesi müellifimizin ifadesiyle Tatar istilası ya da Moğol istilası diyebiliriz. Ancak müellifimiz büyük bir tarihçi olmasına rağmen ilk etapta böyle bir olayı yazmak istemiyor. Yazmak istemediğini belirtiyor. İşte bu paragrafta müellifimiz bu duygu ve düşüncelerini bizlere anlatmaya çalışacak. Diyor ki müellifimiz İbn Esir "Laqad baqitu addate's sinin. Birkaç sene bekledim mu'riden an zikri hadi'l hadiseti. Bu olaydan yüz çevirerek. İstizamen laha çok şiddetli, amansız bir olay olarak bunu gördüğümden dolayı bu olayı ilk etapta yazmak istemedim ve böylece birkaç sene bekledim. Kârihen li zikriha bu olayı anlatmak istemedim. Fe ene uqaddimu ileyhi riclen ve uakhiru uhra. Bir adım ileri atıyordum, bir adım geri atıyordum. Bu şu anlama geliyor. Tereddütler yaşıyordum. Yaz, yazayım mı, yazmayayım mı şeklinde tereddütler, endişeler taşıyordum. Neden? Femen illezi sulu aleyhi kimin için kolay olabilir ki en yektube na'yel islami vel müslimine İslam ve Müslümanın ölüm haberini na'y kelimesi ölüm haberi anlamına gelmekte kötü haber manasına da geliyor. Ehli İslam olarak da bunu telakki edebiliriz. İslam ve İslam'a müntesip olan Müslümanların başına gelen bunca kötü olayı kim kolay bir şekilde yazabilir ki? Bu kime kolay gelebilir ki? Vemanı, lütfi Yahûnu, alih kimin için kolay olabilir ki, zikrü, zâlik bunu anlatmak, bunu ifade etmek, yazmak. Daha sonrasında şunları söylüyor: Feya layte ummi lem telidni, keşke annem beni doğurmasaydı. Veya layteni mitto, qabla hudutiha, keşke bu olay yaşanmadan önce ben ölseydim. Keşke bu olaydan önce ben ölseydim. Wakuntu nesyen mensiya unutulup gitseydim. İlla enne nic hasseni cemaatun min al istiqai ala tasdiriha. Ancak arkadaşlarımdan bir grup bu olayı yazmam için beni ne yaptılar? Teşvik ettiler. Ve ene mutavakkif. Ben duraksadım. Sonra <laughs> gördüm ki enne terke zalika la yujdi nef'a. Bunu yazmamak, bunu bu şekilde terk etmek, anlatmamanın hiçbir faydası, manası olmayacak. Fenekul <laughs> dedi ki, هذا الفعل بو ايلم يتضمن ذكر الحادثة العظمى en büyük hadisenin zikrini içermekte. Vel musibetil kubra en büyük musibetin haberini, zikrini ihtiva etmekte. Elleti öyle bir musibet, öyle bir hadise ki akkatil eyyamu ve leyali an mitliha hiçbir zaman diliminde böyle bir şey yaşanmamıştır. Hiçbir zaman dilimi içerisinde böyle bir olay, böyle bir musibet ne görülmüş ne de yaşanmıştır. Burada akkatil eyyamu ve leyal ve leyali an yani günler ve geceler böyle bir olaya karşı isyan ettiler, karşı çıktılar, mani oldular gibi anlamı var. Ancak bu şeyden kinaya yani hiçbir zaman dilimi içerisinde böyle bir olay yaşanmadı anlamına gelmekte. Bu olayın niteliğine baktığımız zaman ammetil halayka genelde bütün insanlığı etkilemiştir ve hassatil müslimine özelde ise müslümanları etkilemiştir Felev gala birisi çıkıp derse ki innel aleme alem evren münzu halakallahu subhanehu ve teala ademe hazret ı hakkın hazreti ademi yarattığı günden itibaren ilel an Bugüne kadar lem bi bimitliha insanlık ve alem buna benzer bir olayla karşı karşıya gelmemiş, böyle bir şeye müptele olmamış dese birisi lekene sadikan bu sözünde doğru söylemiş olur. Fe inne tevarihe çünkü tarihler lem tatadammen ma yukaribuha ve leyudaniha. Bu ikisi aynı anlama gelmekte çünkü tarihler böyle bir olayı görmemiş, içermemiş ma buha buna yakın olabilecek ve la yudaniha buna benzerlik arz edebilecek hiçbir olayı tazammun etmemiş, ihtiva etmemiştir. Kısacası müellifimiz şunu demek istiyor. Tarihte böyle bir olay yaşanmamıştır. Şimdi tarihe baktığımız zaman bunu pekiştirebiliriz özellikle. Ve min a'zami ma min el olaylar içerisinde tarihçilerin, insanların anlattığı en büyük olaylardan bir tanesi مَا فَعَلَهُ بُحْتُ Buhtu Nasır'ın yaptığı şeylerdir. Bir Beni İsrail'e, İsrail, e, İsrail oğullarına yaptığı şeylerdir. Minel katli, bu da ölümdür, öldürmektir. Ve tehribil beytil mukaddes, beyti makdisi yıkmaktır, tahrip etmektir. Ve mel beytil Mukaddes binisbeti ila ma kharrabaha ula'il melainu minel biladi. Ancak Beytul Makdis'te yaşanan şeyler bu mel'un olan kişilerin ülkeler içerisinde yaptıkları tahribata nispeten mukayesesi yapılamaz. Beytul Makdis'te yaşanan olaylar, Beytul Makdis'in başına gelen şeyler bu mel'un olan şahsların, kişilerin tahrip ettikleri beldelere, e, beldelerle mukayesesi yapılamaz. Elleti kullu medinetin öyle ki bu söylemiş olduğumuz her bir şehir minha bunlardan her bir şehir adaful beytil mukaddes beyt makdis'ten kat ve kat daha büyüktü. Şimdi mekan planında Beytul Makdis'te yapılan tahribat hiçbir şekilde söylemiş olduğumuz gibi genelde bu insanların başına gelen ve özelde Müslümanların başına gelen olaylarla mukayese edilemez ve ve ma benu İsrail'e bi nisbeti ila men katelu. İsrail ya da kutilu şeklinde de bunu okuyabilirsiniz. Aynı şekilde bunu da kutilu okuyacağız. İsrail oğullarından men katelu deseniz de olur. Değişen bir şey olmaz. Ve ma benu İsrail'e bi nisbeti ila men katelu. Onların öldürdükleri kişilerle bu Buhtunasır'ın öldürdüğü İsrail oğulları da mukayese edilemez. İsrail oğullarından İsrail oğullarının e, İsrail oğullarından öldürülen kişilerle bu Moğolların öldürdükleri insanlar mukayese edilemez. Arada büyük bir fark vardır. Fe inne ehle medinetin vahidetin mimmen kutilu öldürülen ya da katelu onların öldürdüğü sadece bir şehirdeki insanlar ekseru daha çoktur min beni İsrail'e İsrail oğullarının hepsinden daha çoktur. Dolayısıyla bunların yaptığı tahribat, öldürdükleri insan sayısı kat ve kat daha büyüktür. Böyle bir mukayese yapılamaz. Ne Beyt'i Makdis anlamında, yani mekan planında böyle bir oranlama yapılamaz, mukayese yapılamaz, kıyas yapılamaz. Gerekse öldürülen insan sayısı açısından da hiçbir şekilde Böyle bir mukayese yapılamaz. Ve leallel halka insanlık belki de la yarauna görmeyecek mitle hadil hadiseti böyle bir olayın benzerini, emsalini görmeyecek ile en yanqaridel alemu alem evren yıkılıncaya kadar. inkraz buluncaya kadar bir daha da buna benzer bir olay göremeyecekler. Ve tefne ed dünya dünya yok oluncaya kadar, fani oluncaya kadar, fena buluncaya kadar hiçbir şekilde insanlık buna benzer bir olay, hadise, musibet, vakayı görmeyecek. İlla yecüc ve mecüc ancak yecüc ve mecüc çıkarsa ancak böyle bir şey yaşanabilir diyebiliriz. Deccal olay için de istisnai bir durum vardır. Ve emmed deccalu. Deccal olayına gelince fe yubqi ala men ittaba'ahu kendisine tabi olan insanları hayatta bırakır ve yuhliku men khalafahu kendisine muhalefet edenleri yok eder ve haula bunlar ise bu moğollar ise lem yubqu ala ahadin hiç kimse geride bırakmadılar bel katalu en kadınları öldürdüler ve ricale erkekleri öldürdüler ve atfale çocukları öldürdüler ve şakku butun el havamile hamile kadınların karınlarını yardılar ve katelu el ecinnete ve halindeki çocukları öldürdüler. Fe inne ve inna ileyhi raciun ve la havle ve la kuvvete illa billahil alil azim. Hazil hadise bu olay elleti istatara şararuha kıvılcımları yükselen her tarafa yayılan bu olay ve amma dararuha zararı her tarafa yayılan bu olay ve saret fil biladi ve bu olay gerçekleşmiştir ve meydana gelmiş fil bilâdi ülkelerde beldelerde ke bulut gibi hızlı bir şekilde yürümüştür hareket etmiştir. İşte bu olay istedbere turrihu sanki rüzgarın taşıdığı hani yağmur yağdığı zaman rüzgar varsa bu durumda ne olmuş olur? Yağmurun şiddeti hızlı olur süratli olur ve etkisi de daha menfi, daha olumsuz olmuş olur. Şimdi bana sorarsanız buradaki vav harfini çıkartmamız gerekiyor. Ben bunun metnine baktım. Lam harfi var burada. Onu da çıkarttım ben. Bu cümlenin olumlu bir cümle olabilmesi için şöyle düşünelim. Hadil hadisetu lati istatara şerruha. Kıvılcımları yükselen bu olay ve amma dararuha zararı her tarafı kaplamış olan olay ne oldu? Saaret yürüdü gitti fil biladi ülkelerde kes sahabi bulut gibi hızlı bir şekilde yayıldı istedberatul rihu rüzgarın süratini artırdığı bir buluta benzedi yani bulut arkasında rüzgar varsa hızlı hareket eder yerinde durmaz işte bu şekilde bu olayda hızlı bir şekilde başını aldı gitti anlamına gelen kinayeli bir cümledir bu Feinne kavmen kharacu min atrafi Çin taraflarında bir grup ortaya çıktı. Fakasadu <laughs> bilade Türkistan, Türkistan beldelerine yöneldiler. Ne gibi mesela Kaşgar, Bilas, Bilasagun gibi şehirlere yöneldiler. Thumma minha ila biladi ma nehir. Daha sonra ma nehir, <laughs> bölgesine yöneldiler. Ne gibi Semerkant, Buhara ve benzeri şeyler, şehirler. Feyemlikunaha oraları ele geçirdiler ve yef'alun bi ma nezkuru aşağıda da anlatacağımız üzere oradaki insanlara yaptıklarını yaptılar. Summe ta'buru taifetu minhum ila Khurasan. Onlardan bir grup Horasan bölgesine yöneldi. Fe yefragun minha mulken ve tahriban ve katlan ve nehban. Orada bazı bölgeleri ele geçirdiler. Bazı bölgeleri tahrip ettiler. İnsanları öldürdüler ve insanların mallarını talan ettiler. Sonra yetecavazunha ila Rey. Daha sonra Rey şehrine gittiler. Ve Hamadan, Hamadan bölgesine gittiler. Ve beledil Cebel ve ma fiha min el bilad ila had Iraqi. Ta Irak sınırlarına kadar bütün o bölgelere yayıldılar. Gittiler. Sonra yaksidun bilad Azerbaycan ve Erreniya bölgesine gittiler. Ve yuharribunha bütün buraları yıktılar. وَيَقْتُلُونَ ektere ehliha Orada yaşayan insanların birçoğunu öldürdüler. وَلَمْ يَنْجُ اِلَّا شَر۪يدُ النَّادِرُ Ancak birkaç kişi dışında hiç kimse kurtulamadı. Kaçıp giden birkaç kişi dışında hiç kimse kurtulamadı. Ve bütün bunlar da fi اَقَلَّ min سَنَةٍ Bir seneden az bir zamanda gerçekleşti. Fazla değil. Bir seneden az bir zaman içerisinde bu olay bu derece hızlı bir şekilde dediğimiz gibi bulut gibi şimşek gibi her tarafa yayıldı. Hâzâ ma lem yusma' bimithlihi Böyle bir şey işitilmiş değildir. Thumme lemmâ ferâgu min Azerbaycan ve Erreniyâ Özellikle Azerbaycan ve Erreniyâ bölgesinden ayrılınca saru gittiler ilâ Derbent Şirvan Derbent Şirvan bölgesine gittiler Fe meleku Oradaki şehirleri ele geçirdiler Ve lem yeslem kurtulmadı Gayrul kal'atilleti biha melikuhum hükümdarlarının içinde bulunduğu kale dışında hiçbir şey onlardan kurtulamadı. Ve aberu indaha ila biladil lan ve lix. Daha sonrasında lan ve lix bölgesine gittiler. Bunların da hangi şehirler olduğunu araştırmamız gerekiyor. Ve men fi zalika suqi min el muhtelifeti ve daha sonrasında orada yaşayan değişik bölgedeki insanların üzerine gittiler. Fe evsa'uhum katlan ve nehban ve büyük bir katliam gerçekleştirdiler büyük bir talan ve tahribat gerçekleştirdiler bu feausahum katlan ifadesiyle birlikte böyle bir anlam taşımakta daha sonra thumma kasadu bilada kufçak kapçak bölgesi mi artık ne anlama kıpçak bölgesi olabilir tam ben de bilemiyorum wahum min ekseri turki adada Türklerin çok sayıda yaşadığı bir belde burası Fakatelu alu kullamen onlara karşı duran herkesi öldürdüler Fehara bel bakuna daha sonraki geriye kalan insanlar kaçtılar ilal gıyadi ormanlıklara kaçtılar varu usil cibali dağların başına kaçtılar. Ve faraku biladahum ve şehirlerini, memleketlerini terk ettiler. Ve stavla ulay tataru aleha ve Tatarlar yani Moğollar burada burayı istila etti, buraları ele geçirdiler. Fealu hada fi asra zamanin en hızlı bir şekilde bütün bunları yaptılar lem yelbesu illa bi miqdar mesirihim la yani sadece lem yelbesu beklemediler illa ancak bir miktar mesirihim hareket ettikleri miktar kadar beklediler la ghayr fazla değil yani geldiler girdiler yıkıp gittiler o derece hızlı daha sonrasında ve ma da taifetin ukhra ghayru hadi taifeti bu grup dışında başka bir grup ise gitti gazne ve etrafına gitti ve ma yucaviruha min biladil hindi ve sicistan ve kerman kirman dediğimiz ve sicistan hint beldelerine yönelik oralara komşu olan beldelere saldırdılar fe fealu fihi mitle fe'li haulay eşet burada da aynı şeyi yaptılar ve daha şiddetli şeyler yaptılar daha kötü daha amansız olayları gerçekleştirdiler. Hâzâ ma lem yutriqil esmâ'a mitluhu. Kulaklar böyle bir olayı işitmiş değildir. Yani kulaklara böyle bir olay gelmiş değildir. Hiçbir kimse böyle bir olayı işitmiş değildir. Mesela İskender'e baktığımız zaman Büyük İskender fe innel İskender ellezî ittefakal muarihuna tarihçilerin de ittifak ettiği İskender ale ennehu dünya evet hangi konuda ittifak etmişler evet İskender dünyayı ele geçirmiş lem yemlika fi hadi surati İskender bile dünyayı ele geçirince bu derece hızlı bir şekilde ele geçirmiş değildir. İnneme melekeha fi nehvi aşrisinin 10 sene zarfında bütün elde ettiği bölgeleri ele geçirmiş. Büyük İskender. Ve lem yaktul ehaden kimse öldürmemiş. İnneme radye minen nasi bi taati insanlar rızayla ona boyun eğmişler. Ve haulay kad meleku bunlar ise ekzerel ma'muri minel ardi ve ahsene yeryüzünün en mamur bayındır gelişmiş bölgelerini ele geçirdiler. Ve ekserahu imaratan ve ehlen orada mamur olmuş, bayındır hale gelmiş, uygarlığın, medeniyetin zirveye ulaştığı yerleri ele geçirdiler. Ve a'dale ehli'l ardi ahlaka ve siraten ve yeryüzünde yaşayan ahlak, yaşam standartı açısından en adil insanların yaşadığı bölgeleri ele geçirdiler. Fi nahvi sene sadece bir sene zarfında. Büyük İskender 10 senede ancak buraları ele geçirirken bu Moğollar bir sene içerisinde bütün bu bölgeleri ele geçirmişler. وَلَمْ يَبْقَ أَحَدٌ فِي الْبِلَادِ اللَّتِ لَمْ يَتْرُقُوهَا اِلَّا وَهُوَ خَائِفٌ يَتَوَقَعُهُمْ وَيَتَرَقَّبُوا وُسُولَهُمْ اِلَيْهِ Burada herkes korku ve endişe içerisinde Moğolların gelmesini bekliyordu. Moğolların henüz varmadığı yerler varsa da insanlar bir gün gelecek Moğollar buraya gelecek diye korku, endişe, panik içerisinde bekliyorlardı. Bir de Moğolların durumuna, vaziyetine baktığımız zaman çok ilginç bir vaziyetleri söz konusu. ثُمَّ اِنَّهُمْ لَا يَحْتَجُونَ اِلَى مِيرَةٍ وَمَدَدٍ يَأْتِهِمْ Hiçbir mal, mülk vesaire de ihtiyaçları yok. Yardıma da ihtiyaçları yok. Azık gibi bir ihtiyaçları yok. فَاِنَّهُمْ مَعَهُمْ اَلْاَغْنَامُ وَالْبَقَرُ وَالْخَيْلُ وَغَيْرُ min Yanlarında koyunları, keçileri, inekleri, atları var. Ye'kulûne luhum hâla Sadece onların etini yiyorlardı. Ve emme devâbuhum let yerkebûneha. Bindikleri bineklere gelince. Fe inneha tahfirul arda bi havâfiriha. Onlar toynaklarıyla yeri kazıyorlardı. Ve te'kulu uruqa nebâti ve bitkilerin köklerini yiyorlardı. La ta'rifu şa'ir. Bu binekler arpa, yulaf nedir bilmez. Fehum izâ nezelu menzilen bir yere konakladıkları zaman la yahtacuna ila şey min haricin dışarıdan hiçbir şeye ihtiyaçları yoktu. Yani Moğollar öyle bir strateji içerisinde saldırıyorlardı ki hiçbir şekilde ne bir azık ne bir yardım herhangi bir şey ihtiyaçları yoktu. Zaten e, sürüleri, inekleri, atları onlarla birlikteydi ve et dışında bir şey yemezlerdi. Atlarına bile arpa yulaf gibi bir şey vermiyorlardı kendileri toynaklarıyla yeri kazarak, toprağı kazarak e, bitkilerin köklerinden yiyorlardı. وَلَقَدْ بُلْيَ الْاِسْلَامُ وَالْمُسْلِيمُونَ فِي هٰذِهِ الْمُدَّةِ بِمَصَائِبَ Ve böylelikle İslam ve Müslümanlar bu tür musibetlerle karşı karşıya geldi. لَمْ يُبْتَلَ بِهَا أَحَدٌ فِي الْاُمَامِ Hiçbir toplumun mübtela olmadığı bu tür olaylarla bu zaman içerisinde, yani bir sene içerisinde İslam ve Müslümanlar karşı karşıya karşı geldi Minha haulay Tatar işte bunlardan bir tanesi de Tatar olayıdır. Kabbahuhumullah Allah onları kahretsin. Akbalu minel meşriqi doğu tarafından geldiler. Fe faalul af'al allati yastazimuha kullu men sami'a biha. İşiten herkesin çok şiddetli, amansız, büyük olarak görebileceği işler yaptılar. Ve sataraha meşruhatan muttasilatan inşallah zaten kitapta bunları detaylı bir şekilde göreceksin diyor. Tabi bu 617 senesinde sadece Moğollar İslam alemine saldırmadı. 617 yılında miladi 1220 yılında Moğol istilasıyla birlikte bir de Haçlı Seferleri vardı. Wa minha khurucul frinch. Frinch, ifrench, mi diye diyeşık geçiyor bu kelime. Avrupalılar, Fransızlar temelde olmak üzere Avrupalılar demektir ve bu da temelde Haçlı Seferlerini anlatır. La'nehumullah. Allah onlara da lanet etsin. Minel maghribi ile şami. Onlar da batı tarafından, şam tarafına saldırdılar. Ve duhum diyara mısır. Ancak onların temel hedefi, gayesi mısır diyarına ulaşabilmekti. Ve daha sonra dimyatı ele geçiriyorlar vesaire. Onları da müellifimiz uzun bir şekilde anlatacak. Şimdi burayı da zaten hepiniz e, okuduğunuzda anlayabileceğiniz bir pasaj. Ben lafı uzatmadan şuraya bir geçiş yapayım müsaadenizle. Peki, Moğollar neden kısa zaman içerisinde yayılabildi, ulaşabildi her tarafa? Ve sebebu ademihi enne havarizm şah Muhammeden Şimdi fe inne ha tetar bu Moğollar inne mestaqame lehum hazel emru bu işi böyle kısa zamanda yapabildiler li ademil mani' çünkü engelleyici hiçbir şey yoktu. Bu engelin olmamasının sebebi de Harzemşah Muhammed ne yapmıştı? Kad istevle al biladi Müslüman beldeleri ele geçirmişti ve katle orada yaşayan hükümdarları öldürmüştü ve efnahum onları yok etmişti ve bakiyahu sultan el bilad cemia bütün o beldelerin sultanı hükümdarı o tek başına kalmıştı öyle olunca feleme inhazema minhum lem yebqa fi el men bütün bunlar yok olunca Moğollar saldırdığı zaman o şehirleri koruyabilecek onlara karşı çıkabilecek, mani olabilecek hiç kimse kalmamıştı. وَلَا مَنْ يَحْمِيهَا Ve onların o şehirleri koruyabilecek hiç kimse kalmamıştı. لِيَقْضِيَ اللّٰهُ اَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا Suresi 42. Ayet-i Kerime وَهَذَا حِنَ نَذْكُرِ اِبْتِدَى خُرُوجِمْ اِلَى الْبِلَادِ Daha sonra müellifimiz bunları detaylı bir şekilde anlatacağını ifade etmekte. Bence bu kitabı özellikle bu Mol istilası bölümünü okuyabilirsiniz. Bu dediğimiz gibi müellifin orijinal ifadeleri bunlar. Özellikle şu başlığa bakarsanız Moğol istilası hakkında çok çok detaylı bilgiler bulabilirsiniz. Buhara'yı nasıl ele geçirmişler, Semerkant'ta neler yapmışlar ve daha sonrasında Horasan bölgesinde, diğer bölgelerde nasıl bir strateji uygulamışlar, kaleleri nasıl ele geçiriyorlardı, eman verdikleri insanlara neler yapıyorlardı gibi birçok bilgiyi bu başlık altında bulabilirsiniz. Fıme dakalet senetu 710 ve 600 yani dolayısıyla 610 senesine bakacaksınız. 617 senesinden sonra bütün bu olaylar dediğimiz gibi yaşanmıştır. Müellifimiz bunu yazmak bile istememiştir. O kadar kötü, feci olaylar, hadiseler ki bunları yazmak istememişlerdir. Yazmak istememiştir. Kendi ifadesiyle keşke annem beni doğurmasaydı. Ancak burada Müslümanların da stratejik olarak yaptığı hatalardan bir tanesi de burada geçmekte. Harzemşah Muhammed'in de yaptığı en ciddi stratejik hatalardan bir tanesi ele geçirdiği şehirlerin hükümdarlarını öldürmeleri, öldürmesi, onları yok etmesi. Öyle olunca da o şehirleri muhafaza edebilecek hiçbir kuvvet de yoktu. Böylelikle Moğollar kısa süre içerisinde Harzemşah Muhammed'i yendikten sonra her tarafı ele geçirmiş oldular. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.